Günaydınlar değerli izleyicilerimiz. TV yüz ekranlarında gününüze sağlıkla başlayabilmek için canlı yayında yine sizlerle birlikteyiz. Sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir, sağlıklı ve güncel bilgileri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Efendim bugünkü konumuz diş hekimliği ve diş hekimliğindeki en güncel uygulamalar ve gülüşlerimizi daha iyi hale getirebilmek için en yeni, en modern tasarımları konuşacağız. Ve değerli konuğumuz diş hekimi Kadri Çorlu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler, çok mersi. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi çok enerjik gördüm. Estağfurullah, siz neden? Sizden faydalanaraktan böyle güne zıpkın gibi böyle yakışıklı bir doktorun yanında. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bugün gerçekten çok güzel konular konuşacağız. Uzun zamandır dişle alakalı konuşmuyorduk. Özellikle dişle alakalı COVID sürecini konuşacağız. Size gelen hastaların durumları ve COVID'den korunma açısından veya diş tedavilerinde COVID sürecinde neler yapıyoruz? Ne gibi önlemler aldık? Ve ne gibi manipülasyonlar yaptık? COVID-19'a karşı kendimizi geliştirdik. Bunları konuşacağız. Bravo. Tabii biz tabii sizler gibi yoğun bir şekilde damar tık 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 yapıda değiliz ama COVID hakikaten çok önemli bir şey değiştirdi. Hepimizi hayatımızda. Müthiş yani, yani dünyada her şey değişti. Kalbe, damara, siz yani böbreğe her şeyi biliyorsunuz. Etkiledi. Evet. Siz de içindesi biliyorsunuz tabii ki. Hayatımızı nasıl etkilediyse bizim mesleki olarak bizim yaşantımızı da etkiledi. En çok da sağlıkta çalışan kesimleri etkiledi. Kesinlikle. Doktorları, çalışanları, hemşireleri herkesi etkilemiş durumda. Ama tabii bunu bertaraf edebilmek için de elimizdeki çok güçlü doneleri de kullanmamız lazım. Tabii ki. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Hepimiz hastalarımızın da sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bu gelip geçici bir şey diye düşünmeden hepimizin başına gelebileceğini düşünerek gerekli önlemleri alarak hayatlarını sürdürmeleri gerekmekte. Kesinlikle. O yüzden diş hekimi olarak bizim ağız diş sağlığındaki hep tavsiyelerimiz diş eti sağlığı, dişin sağlığı, çürükler oluşmadan, bakteriler yuvalanmadan önlem almak, daha doğrusu koruyucu hekimliği ön plana çıkartarak çalışmak istiyoruz. Kesinlikle. Yoksa cerrahi hekimlik tabii ki çok Türkiye'de çok ciddi bir oranda güçlü bir şekilde cerrahi hekimlik var. Estetik çok güçlü ama bana göre siz de katılırsınız zannederim. Koruyucu hekimlik daha önemli. Kesinlikle. Hem daha ucuz hem daha kullanılabilir bazı vaziyette. Kesinlikle hocam. Yani biz burada mesela hep şunu vurguluyoruz sözünüzü böyle. Tabii estağfurullah. Yani zamanında teşhis, zamanında müdahale. Yani son noktaya gelmeden bazı şeylerin tedavi edilmesi, son evrelere gelmeden, işler çığırından çıkmadan her zaman çok çok daha mantıklı ve önemli. %100 haklısınız. Tabii ki. O yüzden eczanelere gittiklerinde eczacıların isteyecekleri şey kendilerinin COVID'den uzak tutabileceği cinste diş macunları mesela. Enteresan. Bir diş macunu ne işe yarar? Güzel bir etkin bir fırçayla beraber mekanik temizliği yaparak bakterileri ağızdan tutmaya yarayacak. Evet. Ama artık COVID döneminde sadece bakterileri uzaklaştırmak yetmiyor. Evet. Aynı zamanda antiviral özelliği olan yani virüsleri de yok edici özelliği olan bir takım macunlar kullanmak lazım. Yani artık koronaya ve yeni nesil virüslere karşı koruyucu olan diş macunları mı geliştiriyor? Aynen tabii ki. Süper. Bu diş macunları piyasada bizim tavsiyelerimiz eczacılara sorarak bulabilirler. Markalarını şimdi vermemize gerek yok. İçlerinde bir defa florit olmaması lazım. Çok önemli. Florit olmaması lazım. Çocuklarımızın sağlığı da gerekli. Florit en son Hollanda'daki yayınlanan bir yayında direkt hücre bazında mitokondri üzerine etkili olan bir zehir olduğunu tespit ettiler. Hocam yıllardır tartışılıyor. Siz şimdi çok enteresan bir konuya girdiniz tekrardan. Tabii. Kanserojen etkinliği özellikle değil mi? Floritin. Yani lösemi ve benzeri kanserler konusunda çok fazla tartışmalara konu oldu. Ama biz bunu kullanmak zorunda bırakılıyoruz sanki. Ya şimdiye kadar öyleydi diyelim. Evet. Yani tabii oranları da çok önemli. Biz de zamanında flor üzerine çok yoğun tavsiyeler bulunduk ama yapılan son araştırmalarda özellikle ortaya çıktı ki florun sağlığa kattığından çok aldığı da var. Evet. Yani kullandığımız şeyleri tercih ederken sağlığımıza bir takım kattığı şeylerin yanında bizden götürdüklerini de artık düşünmek lazım. Tabii. Yani biz bir nevi bir ilacı alıyoruz aslında. Tabii ki. Peki tabii yıllardır niye buna maruz bırakılıyoruz hocam? Yani yeni bir formül geliştirilemediği için. Geliştirdiler. Geliştirildi. Çok güzel. Yani zamanında siz de bilirsiniz ki mesela tetrasiklin cinsi antibiyotikler çok yoğun kullanıldı. Dişlerde ama bir müddet sonra tarzıda çok renklenme olduğu çıktı. Tabii. Çocuklardaki problem ortaya çıktı. Tabii. Ve hemen bertaraf edildi. Aynı onun gibi düşünelim. Floritsiz olması lazım bir defa. Çok güzel.
Hepimiz için değil mi? Sadece çocuklar hepimiz için. Ama çocuklar için anladığım çocuklar kadarıyla için çok daha önemli. Çünkü öğrenme güçlüğüne sebebiyet veriyor. Yani çocuğunuz yetişiyor. Hı-hı. Yani öğrenme güçlüğü. Yani bir okuduğunu 3 defa okuyacağına 5 defa okuması lazım geliyor. 10 defa okuması lazım geliyor. Yani basit diş macununun içerisindeki bir flörit. Bu kadar basit bir şeydi. Bu kadar basit maalesef. Öğrenme güçlüğüne yol açıyor. Tabii ki. Tabii. Hatta daha ileri düzenlere gidiyor. Yetişkinden değilse en önemli şey sallabaş. Yani her şey evet her şey yani tabii ki bazı kişiler için daha iyi olabilir o. Mülayimden öte sallabaşlar doğru geçiyor. Bu problemler dolayı yanında ne olması lazım? Mesela bazı macunların içinde asemanman ilave etmişler. Hmm. Asemanman siz kendi mesleğiniz olduğu için siz de katılırsınız tabii ki. Kanser üzerine çok etkili. Çok. Kanser önleyici bir ürün. Kesinlikle. Ayrıca mesela mannoz altı fosfat olanlar var içinde. Bunu araştırmak lazım yeni tabii. Yeni nesillerde iyileşmeyi, ağız iyileşmesi, vücuttaki iyileşmeyi hızlandırıyor. Evet. Aynı zamanda bu asemanmandan dolayı antiviral etkisi çok yoğun. Çok yani önemli. Virüsler üzerine çok etkili. Düşünebiliyor musunuz? Yani grip virüsünden her çeşit virüs için söylüyorum. Koronaya kadar. Herpes labialis gibi yani süper. Uçuklarda evet, bile. Uçuk virüsleri. Yani uçuk virüslerinde bile herpes labialis de o da çok etkili. Çok iyi. Düşünebiliyor musunuz? Bir diş macunu alıyorsunuz. Evet. Günde 2 defa, 3 defa, 6 saat arayla fırçalıyorsunuz. Hı-hı. Ve ağız yoluyla virüs bulaşması engelliyorsunuz. Enteresan. Virüs bulaşmışsa muhtemelen virüsleri yok da edebilir hocam. Aynen. Ağızdaki virüsleri yok da edebilir. Çünkü koronada şunu biliyoruz artık çok açık ve net. Korona bulaşıyor. Önce ağzımızda bir yapışıyor. Mukozalara, bir süreç geçiriyor. Bravo. Ondan sonra belli bir süre sonra akciğerlere iniyor. O yüzden o süreçte biz demek ki böyle mesela koruyucu bir diş macunuyla antiviral etkili. O yüzden çok önemli. 3-4 defa fırçalasak bile o kadar. Virüsü çok yok iyi. Edip tabii. Bir daha diş eti sağlığı mesela diş eti sağlığı için biz özellikle istiyoruz ki asetil salisilik asit yani aspirin ham maddesi içeren malzemeler olması hem kan sulandırıcılığı yüksek hem de bağ dokusu liflerini yoğun bir şekilde birbirine tuttuğu için C vitamini özellikle istiyoruz. Çok güzel. C vitamini diş etlerine faydası olduğu gibi aynı zamanda bağışıklığa da çok faydası var. Covid'den korumak için o da çok gerekli. Çok güzel. Yani kan sulandırıcı ürünleri, balık yağlarını, omega 3'lerini ihmal etmesinler. Ağız sağlığı için. Ağız sağlığı için de Covid'den korunmak için de. Yani bir aspirin aslında çok önemli noktalara çok değiniyorsunuz hocam. Estağfurullah. Yani genel anlamda da. Çünkü düşük doz bir aspirin Covid'de gerçekten damarların içerisinde yarattığı pıhtılaşmayı engellemesi açısından hastalığa yakalananlarda verdik, denedik ve çok başarılı oldu gerçekten. Hastanede ölümleri azalttı. Tabii sizin iyileşme oranlarını arttırdı, taburculukları arttırdı. Bir basit aspirinle bile biz aslında koronayla mücadelede önemli bir aslında silah tabii Covid kullandık. Problem yarattı bizde belki dünyada ama çok bazı şeylerde çok şey öğretti biz hepimize, bize bile yani hekimlere bile çok şey öğretti. İşte ağız sağlığımıza dikkat etmemizin, diş sağlığımıza dikkat etmemizin, dediğiniz gibi diş eti sağlığımıza dikkat etmemizin ne kadar önemli olduğunu. Bravo. Yani gelecekte yaşayacağımız sadece onlarla ilgili değil, farklı saldırganlar, virüslerle alakalı falan problemlerde ne kadar etkin olduğunu gösterdi. Hocam çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Harika. Estağfurullah. Peki biz ağız sağlığımızı koruduk. Diş sağlığımızı koruduk. Bravo. Aynı zamanda güzelce ve rahat bir gülüş istiyoruz. Evet ne değil diyorsunuz? Mi? Her yeni şey gülüş olduğunda güzelliğimiz de ortaya çıksın kesinlikle. Artık. Evet. Evet. İnsanlar hakikaten artık bu dönemde sosyal mesafeyi korumakla beraber sosyalliğin içerisinde, toplum içerisinde de tabii ki ön plana çıkmak istiyorlar. Tabii ki. Bizim ön plana çıkartacağımız önemli şeyimiz nedir? Önce görselimiz. Evet. Yani siz de biliyorsunuz ki yani damarlar eğrik büyük bilmem ne şişkin patlak damarlarla dolaşamayacaksa tabii. Sadece konservatif özelliğinden çok sadece estetik için bile size başvuranlar muhakkak vardır. Tabii ki var. Yani o damar belki görselliği bile rahatsız ettiği için. Tabii ki. Aynı şekilde görsellik de bizim için önemli olan ne? Ağız yapısı. Evet. Yani toplu bir ağız yapısı. Hı-hı. Yani çok önemli bir iştesiniz, çok önemli bir görevdesiniz veya çok güzel bir bayana aşık oldunuz, istemeye gideceksiniz. Sizler gibi sağlıklı bir ağızla güldüğünüz zaman ya çarpıcık, burpucuk dişlerle ilk görüntü negatif bir görüntü haline geliyor. İşte negatif görüntüyü pozitife değiştirmek amacıyla ya Allah-u Teala'dan da şakır 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 dişlerimiz olması lazım. Evet. Ama aksi takdirde artık çocuklarımızda bile kola tüketim maalesef çok had safhada hiç markette gaz içecek diyelim. Şeker tüketimi hem de rafine şeker tüketimi çok yüksek düzeyde. Artık yani marketlere gittiğiniz zaman raflara bakıyorsunuz doğal ürünler şu kadar bir alan içerisindeyse evet.
bizim için kimyasal sayılabilir. Zararlı kimyasal sayılır. Derken zararlı ürünler evet. diyelim. Çünkü her şey bir kimyasal. Evet. Zararlı ürünlerde doldu gibi gidiyor. Çünkü hocam biz onları çok tüketiyoruz. Maalesef. O yüzden. Hep, şimdi biz söylüyoruz, biz de tüketiyoruz. Evet. İnsanlar tüketme evet. diyemeyiz. Ama tüketiyorsak karşılığında tabii ki bizden gidenler oluyor. Tabii ki. Ağız ve diş sağlığımız gibi. Tabii. Sapasağlam dişlerimizin o yoğun şekerle çürümesi gibi. Tabii. İşte bu dönemlerde yapmamız gereken ne? Bir defa sık sık doktora muayeneye gitmek. Kesinlikle. Yani sık sık derken en az 6 ayda bir veya senede evet. bir. En az evet. en kötü senede bir oral hijyenin takviyesini yapmak. Oral hijyen takviyesi ne demek? Ağzımızdaki bakteri sayısını düşürüp kesinlikle. Estetik miktarımızı yükseltmek. Ne yaparsak yapalım o bakteriler ürüyor ve birikiyor. Mümkün değil, evet tabii ki. Virüsler de birikiyor. Tabii ki. %100 haklısınız. Peki yani bir mesela toplumda hocam, yaşıyoruz yani. Çok enteresan bir şey merak ettim. Yani hemen başka tekrar COVID'e dönelim. Rica ederim, buyurun. Mesela ağzımızda bakteri sayıları çok yüksek. COVID böyle bir ortamda daha mı çok ürer? %100 tabii değil ki. Mi? Bakteri sayısı yüksekse immün sistemimiz, bağışık sistemimiz düşük demektir. Değil mi? Zaten COVID'in istediği ortamı o ne güzel yerleşim oraya. Değil bağışık sisteminde bana mücadelede karşı koyan yok. Evet. Kendim kolonimi kurayım orada. Oh evet. ne güzel. Evet. Tek kadar evet. güzel her şey evet. için öyle evet. tabii ki. O yüzden biz çok hazırlıklı olmamız gerekiyor. %100 haklısınız. Yani tabii hazırlıklı olurken aynı zamanda bu gülüş tasarımlarında siz neler yapıyorsunuz? Aynen. Hocam? Ona devam edelim. Bir defa COVID üzerine önlem alınmış klinikler ve doktorları seçmek lazım. Hı hı. Yani merdiven altı çalışmalara gitmemek lazım. Evet. Son önemli. Dönem özellikle çok önemli. Bu dönemde, evet, evet, evet özellikle. Son dönemlerde dünyada estetiğe çok dikkat edin. Yeni bir gülüş diyoruz yani. Yepyeni bir gülüş tasarımı. Hı hı. Altın oranlar, hekimlerin altın oran dedikleri bir kurallar var. Hı hı. Ne bileyim dişlerin boyunun dudak yapısıyla, yapışıyla, herkesin dudak yapısı farklı. Hı hı. Onun görselliği farklı. Karşılıklı kombine çalışaraktan. Hı hı. Şimdi bir diş beyazlatma modası var Amerika'da ve Türkiye'de. Evet. Bleaching yani. Evet. Ama home bleaching değil yani evde yapılan hastaya bırakılmış bir bleaching değil. Hı hı. Hekimlerin profesyonel şekilde hatta bir takım lazerler ve bir takım ışıklar kullanaraktan klinikte yapılan bleachingler var. Çok etkili, çok kısa sürede mahalle oluyor evet, onlar. Evet. Diş beyazlatması. Hı hı. Diş beyazlatma ötesinde eğer bir takım deformasyonlar varsa ağızda kullanılacak bir takım estetik çalışmalar yapmak için öncelikle ya lamina beraber konuşuyoruz daha önce evet. yaprak porselen dediğimiz evet. dişe çok zarar veren hafif ön tarafı da kullanaraktan yerleştirilen hı hı. yaprak porselenler, çok laminalar hı hı. veya şu anda metal içermeyen ışık geçirgenliğini sağlayan gerçek diş gibi ışık geçirgenliğini sağlayan bazı porselenler var. Bunları hı hı. da zirkonyum porselen diyoruz. Hı hı. Zirkonyumlar metalli dişin dişin metalli olmadığı için ışığın içeriden geçmesi sağlar ve gerçek dişte aynı görüntü verir. Hmm, yoksa zirkonyum olmayan bir malzemeyle mesela bir televizyon çekiminde kullanıldığı zaman yoğun ışıklardan dolayı dişlerden çok onlar yansıtma yaptığı için çok rahatsız edebilir. Tabii. O yüzden çok etkili. Gerçek diş gibi yani tabii ki Allah-u Teala'nın yaptığı dişleri aynısını yapmamız mümkün değil ama onun benzerini diyelim biz. Hani siz de aynı damarı koyamadığınıza göre mesela. Evet. Benzerini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yeni çalışmalarımız bu şekilde. Eksik diş yerine hı hı. artık eski dönemlerde bir diş eksikse, ağızda herhangi bir diş eksilmişse bu hı hı. dişin yanındaki dişler hı hı. Kesilerekten köprü çalışmalarına giriliyordu. Evet. Artık piyasada bunlardan uzak durması gerekiyor hekimlerimizin. Hı hı. Hı hı. Neden? Artık müthiş bir ilerleme var implantoloji tekniğinde. Evet. Dişlerin kayıp olan yerlerinde çok basit kısa zamanlarda hemen kayıp dişin yerine bir vida diyelim şey tabirle implantın kemik işleyecek implant bölümü çok güzel. Diş etle kapatıyorsunuz belli bir zaman sonra implantın üst bölümü onun üstüne de güzel bir porselenle şıkır şıkır eksik dişlerde yandaki dişlerin sağlığına hiç dokunmadan harika. Yandaki dişlerin sağlığını hiç bozmadan sadece eksik olan bölgeye dişi yerleştiriyorsunuz iş bitiyor artık devir evet, bu devir dediğiniz yani. Gibi önceki dönemlerde hocam diş sağlamsa bile öteki aynen. yapılacaksa yanındaki çok de çıkartılıyordu çok değil mi feda ediliyordu maalesef öyleydi değil mi artık maalesef. O bitti diyorsunuz kesinlikle harika. Yok artık kesinlikle. Çok güzel çok rahatladı bu yeni nesil implant teknolojisiyle mümkün oldu değil mi tabii hocam? Ki evet implant teknolojisi de sağlık alanında her şeyde olduğu gibi müthiş bir ilerleme kat etti. Ar-Ge'lerin çok geliştirdiği firmalar artık eskiden herkese implant yapılamıyordu. Hı-hı. Veya yaptığınız her implant ağızda başarılı bir şekilde hayatiyetini sürdüremiyordu. Hı-hı. Ama artık o kadar teknik gelişti ki implantların yüzeyleri, mesela bazı yüzey,
o kadar hidrofilik bir hale geldi ki nasıl diyelim, herkesin anlayacağı şekilde sizle rahat konuşuyoruz ama evet, bizi izleyenler de anlasınlar. Kısaca hocam, evet, bitiriyoruz. Evet, sıvıyı emici halde, kanı emip orada rahatça oluşturulan hallere geldi. Evet. Böylece tutuculukları da daha hızlı bir şekilde arttı. Harika. Hocam, inanılmaz faydalı bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ederim. Tekrardan diş sağlığımızın, ağız sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu vurguladığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. İzleyicilerimize de bütün sosyal medya platformlarından bu programımızı tekrar tekrar izleyelim. İnşallah. Bu faydalı bilgilerden faydalanmak için. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Efendim, TV 100 ekranlarında her sabah hafta içi 09.10'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizler de sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir, sağlıklı ve güncel bilgilere ulaşabilmek için bizlerle olmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle, iyi günler efendim. Ahı Özyurt'ta.